Sayıştay'ın uzunca bir süredir gündeme getirdiği bir konu ve daha önceki raporlarda da bu konuda bulgular var. Bu 2019 yılı bulgusunda şöyle deniliyor. 2020 yılında yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, iştiraklar başkanı ile özel kalem birimine tahsisli araçlar için 6.000 litre, hukuk müşaviri ve daire başkanları için ise yıllık 3.000 litre akaryakıt miktarı tahsis edilmiştir. Bu şekilde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve özel kaleme tahsisli 68 araç için 2018 yılında 99.000 litre, 2019 yılında 101.000 litre, bunun 3.545 litresi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı tahsisli 2 araç vardı ve 50 litresi de PTT Spor Kulübü'ne tahsisli bir araç için ona harcanmış. 2020 yılında ise 49 araç için 64.516,71 litre yakıt tüketimi gerçekleşmiştir diyor. Ve ekliyor. Üst düzey yöneticilere verilen taşıtların giderlerinin yazılması kabul edilmekle beraber bu kişilerin hafta sonu ve bayram tatillerine isabet eden giderlerin bu kişilere sağlanmış menfaat, ücret sayılarak vergilendirilmesi gerekmektedir diyor. Buradan anladığımız tahsisli araçların hafta sonu ve özel işlerde kullanıldığı ve millet aracına koyacak benzin, mazot bulamazken, satın alamazken sizin yöneticiler hafta sonları dahil geziyorlar. Bu gerçekten Sayıştay tarafından önemli üzerinde durulması gereken bir nokta olarak görüyorum. Biliyorsunuz akaryakıta gelen zamlar, korkunç zamlar, benzine ve mazota son 6 ay, 8 ay içerisinde %100'ün üzerinde bir artışla yakıt giderimizin neredeyse PTT'de de 2 katına çıkacağı anlaşılmaktadır. Bu konuda ben PTT Genel Müdürü'ne ve yönetim kurulu üyelerine soruyorum. Mazot ve benzinde tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz? Araçlarda tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konunun özellikle israfın alabildiğini arttığı bir dönemde tasarrufun öneminin de altını çizerek bu konunun takibi için ve bu konunun tartışılması için ve bu konuda Sayıştay'ın bulgularının yetersiz kalmadığı noktasını kanıtlamak için üst komisyona taşınması gerektiğine inanıyorum. Şimdi genel müdürün söylediğinde GPS'i üst düzey yöneticilere, genel müdüre, genel müdür yardımcılarına, yönetim kurulunda üyelerine, herhangi birinin aracına takmak gereksiz diyor. Çünkü diyor koskoca kurumu teslim etmişiz, arabayı mı teslim edeceğiz diyor. O anlayış değil mi? Şimdi böyle olunca zaten denetleme de imkansız yani. Nerede, ne zaman, nasıl kullandığını artık o kişinin takdirine bırakmış oluyoruz. Ve o kişi de isterse hafta sonu da 24 saat araç emir içerisinde olduğu için rahatlıkla kullanabilir. Bunu değişik kurumlarda ve değişik kuruluşlarda çok rahat resmi araçların sivil plakayla kullanıldığına tanık olan biri olarak söylüyorum. GPS takmanın düzgün yönetici için bir sorunu yok ki. Yani niye kurum takip etmesin? Niye genel müdürü takip etmesin kurum? Genel müdür dokunulmazlığı yok ki. Genel müdür nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bu aracı hangi hizmetlerde kullanıyor? Kurumsal olarak takibinde eğer genel müdür kendine güveniyorsa takibi açık olsun. Ne gereği var ki yani bunu böyle söylüyorsunuz? Bunu anlamadım. O açıdan şüphe götüren hadise şudur. Mazot ve benzin miktarının Cumhurbaşkanı'nın tasarruf tedbirleri çağrısına rağmen azalmadığı, Sayın Genel Müdür'ün söylediği 6.000 litrenin 4.000 litreye yönetim kurulu ve genel müdür düzeyinde, daire başkanlarının da 3.000 litrede sabit kaldığını anlıyorum ben. Öbürlerini de diğerlerini de 2.000 litreye düşürmüşler. Ama bu eğer işle ilgili kullanılıyorsa, PTT'nin işlerini takiple ve denetlemelerle ilgili ve kurumsal olarak çalışma ortamında kullanılıyorsa bu benzin, mazot, yani bizim söyleyecek bir şeyimiz yok, helal hoş olsun.
Ama takip sistemini kurup da bunu denetlerlerse bence doğrusu olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.